Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta Çarşamba günü biliyorsunuz ölçüm komutlarına bakmıştık. Bazı ölçümler yapmıştık. İşte alan, uzunluk gibi ölçümler yapmıştık. Noktaların koordinatlarını nasıl tanımlayabileceğimizi, belli noktalardan nasıl referans ölçümler yapabileceğimizi görmüştük. Aynı zamanda mimari çizimlerinde farklı yöntemlerini sizlere aktarmaya çalışmıştım. Yine arkadaşlar şeyle başlayalım. Etiketi açarak başlayalım. Evet, Etiketi 23'ü açıyorum. 2023'ü. Açılması biraz zaman alıyor, değil mi? Sizlerde de. Bu programın kendisiyle alakalı bir şey. Evet. AutoCAD'i açtığımızda arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir menü geliyordu biliyorsunuz. Hani daha önce yaptığımız çizimleri görebiliyorduk. Bunlar üzerinden mesela sizin ödevlerinizi kontrol etmişim. Şu an onları görüyorsunuz. Onları açtığım için. Son açılan dosyaları burada görme şansınız var ve hızlı bir şekilde buradan erişebiliyorsunuz. Ama yeni bir dosya açmak için, var olan bir dosyayı açmak için biliyorsunuz open komutlarını kullanıyorduk. Ya da yeni bir AutoCAD dosyası açmak için de new demeniz yeterli. New dediğinizde zaten AutoCAD açılacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz uzunluk ölçümlerini görmüştük. Dilerseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Yine bir karmaşık çokgen çizelim ve bunun ölçülerini almaya çalışalım hep beraber başlangıçta. Ha, bu arada başlamadan önce şey yapalım. Cansu'nun bir sorusu vardı. Hani mtext'teki şeyleri ya da dtext'teki komutları nasıl düzenleyebiliriz? Yazdığımız metinleri nasıl düzenleyebiliriz? Dilerseniz onunla başlayalım. Önce arkadaşlar herhangi bir düz yazı yazmak için biliyorsunuz mtext komutunu kullanıyordum. Mtext yazdım, Enter'a bastım. Benden bir tane kenar, daha doğrusu köşe seçmemi istedi. Şu şekilde yazımı yazabileceğim dikdörtgenimi tanımlıyorum. Sonrasında arkadaşlar şu an yazı aktif hale geldi. Herhangi bir şey yazalım. Mesela Cansu yazalım. Enter'a bastığımızda biraz küçükmüş şu şekilde. İsterseniz bunu scale komutuyla scale yazdım. Ölçeğini biraz büyütebiliriz. Mesela 10 kat büyütelim. Bakın scale yazdım. Bir nokta belirledim. Sonrasında önce noktayı belirlemem gerekiyordu. Bir tane nokta belirledim. Sonrasında arkadaşlar ölçeğimizi de 10 yazalım. Yani 10 kat ilerletmiş olalım, büyütmüş olalım. Bu şekilde bir yazı çıktı. Cansu yazısını yazdık. Ama bu yazı üzerinde değişiklikler yapmak istiyorum. O zaman şunu kullanıyorduk arkadaşlar. dd edit komutunu kullanıyorduk. Zaten çıktı bakın. dd e yazdığım anda dd edit komutu çıktı. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Sonrasında düzenleme yapmak istediğim metnin üzerine geliyorum bakın. Ve düzenleme yapmak istediğim metnin böyle artık flulaşmaya başladığını yani onu algıladığını, imlecin onu algıladığını görebiliyorum şurada olduğu gibi. Üzerine tıkladığımızda arkadaşlar bakın şey çıkmış oldu. Yazı tekrar aktif hale geldi. Yazı yazma satırı. Bunu komple seçiyorum arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Aynı Word'de olduğu gibi. Yani kelimeyi seçiyorum. Sonrasında burada istediğim her düzenlemeyi bakın yapabilirim. Bu yazının boyutuyla oynayabilirim. Yani mesela bunun boyutunu arkadaşlar bu 25'lik boyutta bir yazıymış. Bunu istersem buradan da 100 yapabilirim. Bakın büyüdü bu şekilde. Sonrasında gene dd edit yazalım. Komuttan çıktım maalesef. Evet. Üzerine geldim bakın. Yine gördüğünüz gibi İmleç bunu algıladı. Üzerine tıkladım. Tıkladığımda yine bakın düzenlemek istediğim metni seçerek bunun arkadaşlar rengini değiştirebilirim. Mesela kırmızı yapalım. Ya da işte üzerine bir çizgi çizebilirsiniz. Bunun dışında işte altına bir çizgi şurada gördüğünüz gibi çizebilirsiniz. Bu şekilde. Ya da işte yine dd editle dd edit komutuyla üzerine geldiğinizde yine bütün metni seçerek arkadaşlar bunu şurada gördüğünüz gibi kalınlaştırabilirsiniz. Şu an ekran paylaştığım için tam olarak göremiyorum ama üst kısımda olmalı.
formatını buradan değiştirebiliyorsunuz. Her türlü değişikliği buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz mesela büyük harf, küçük harf yapabiliyorsunuz. Bakın, aynı Word'deki tüm aslında uygulayabileceğiniz komutları burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Küçük harfleri büyük harfe bu şekilde çevirebiliyorum. Sonrasında ESC'ye bastığınızda ya da Enter'a basıp komuttan çıktığınızda arkadaşlar yazının düzeltildiğini görebiliyorsunuz. Yani gayet kolay. Aynı şeyi DTX için de yapalım. DTX neydi arkadaşlar? İstediğimiz herhangi bir doğrultuda yazı yazmamızı sağlıyordu. Yani işte yan, yamuk, işte ne diyeyim, düşey doğrultuda yazılar yazabilmemizi sağlıyordu. Bunun için de DTX yazdıktan sonra AutoCAD'de herhangi bir noktaya bakın tıklıyorum. Sonrasında yazıyı yazmak istediğim doğrultuyu seçiyorum. Bakın aynı mText'te olduğu gibi yatayda yazabilirsiniz ya da belli bir açıyla yazabilirsiniz isterseniz. İsterseniz bunu arkadaşlar bir şey de tanımlayabiliyorsunuz. Bir ne bileyim açı da tanımlayabiliyorsunuz. Biz şu şekilde bir yazı yazalım bakın. Tekrar Enter'a bastığımda bu sefer bakın İmlec'in artık yamuk şekilde yazı yazdığını, bu satırın artık yamuk şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Yine Cansu yazalım. Enter'a basalım. Evet, bakın bu şekilde komutumuzu ayarladık. Bunu da düzenlemek için arkadaşlar ne yapıyorduk? Tekrar hatırlayalım. DT edit yazıyorduk. Yani bu metni düzenleyebilmek için Enter'a basıyorduk. Sonrasında düzenlemek istediğimiz metnin üzerine geliyorduk. Sol tıklıyorduk arkadaşlar. Bakın otomatikmen zaten şey çıkmış oldu. DD edit yazdım. Enter'a bastım. Üzerine geldim arkadaşlar. Burada bunun üzerinde düzeltmeler yapabiliyoruz. Ben şu an bunu neden göremedim? Bir dakika. Nasıl yazıyorsunuz? Evet. Üzerine geldiğimde arkadaşlar bunun metinlerini düzenleme şansımız oluyor. Her türlü düzenlemeyi yapmış olabiliyoruz bu şekilde. Yani aslında şey bu kadar basit. DTX ve MTX bu kadar basit. Ama tabii ki ben her zaman MTX'i tavsiye ederim sizlere. Çünkü özellikle bir çizim yaptığınızda ya da bir tanımlama, bir metin yazmak istediğinizde düz şekilde yazmak her zaman mantıklı. MTX'i de istersek çevirebiliriz. Bunun da yöntemini size göstereyim hemen. Rotate komutumuz vardı biliyorsunuz. Row yazıyoruz ya da rotate yazıyoruz bu komut satırına. Enter'a basıyoruz. Bakın objemizi seçiyoruz. Yani metnimizi seçiyoruz. Bir tane referans noktası belirliyoruz bakın. Ve istediğimiz şekilde döndürme şansımız oluyor. İstersek bunu açıyla da döndürebiliyoruz. Az önce bahsettiğim buydu. Mesela bunu 45 derece arkadaşlar döndürelim. Bakın bu şekilde metnimizi 45 derece döndürmüş olduk. Metnimizi istediğimiz gibi büyütebiliyoruz. Bunu yapmak için de scale kullanmamız yeterli. Üzerine tıklıyoruz. Tekrar tıkladığımızda bakın bunu diyelim bir kat küçültelim. Yani 0,5 kat büyütelim. Enter'a bastığımızda bakın otomatikman 1 bölü 2 oranında şey olmuş oldu. Ölçeklendirilmiş oldu. Yani küçülmüş oldu. MTX komutu bu şekilde. Yani DD edit komutunu kullandığımızda aslında sorun olmaması gerekiyor. Böyle durumlarda diyelim AutoCAD'te komutlarda sorunlar yaşadınız. Hani bu olabilir. Bilgisayarınızdan kaynaklı bir durum olabilir. Ya da işte sizin numlock'unuzla alakalı bir şey olabilir. Benim tavsiyem AutoCAD'i kapatıp tekrar başlamanız. Eğer uygulamada önemli bir yol kat etmediyseniz bazen böyle ufak teknik sorunlar olabiliyor. Ama genellikle DD edit komutunun çalıştığını görmüş olduk bu şekilde. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür Tamamdır ediyorum. Cansu. Bir daha Çok denersen sağ ol. çok çok sevinirim. Yine sorun devam ederse ayrıca konuşuruz, mailleşiriz, mesajlaşırız, olur mu? Tamam, olur. Çok teşekkür Tamamdır. ederim. Devam etmeden önce bu haftaki konularla ilgili sorularınız var mı? Yani daha doğrusu geçen haftaki ödevlerle alakalı sorun yaşayan başka arkadaş oldu mu aramızda? Bir şeyler aktarmak isteyen, deneyimlerini aktarmak isteyen ya da işte şu komutu ben tam anlamadım diyen varsa ona da ayrıca bakarız.
Evet, şimdi o zaman bu haftaki konumuza geçelim. Yani ölçü alma konusuna geçelim. Bunu yapabilmek için arkadaşlar bir tane karmaşık şekil çizelim. Ben bunun için arkadaşlar polyline komutunu kullanacağım. Polyline komutunu görmüştük. Yani çoklu çizgi çizmeye yarayan bir komuttu. Specify start point dedi bana. Herhangi bir nokta seçiyorum. Zaten amacım karmaşık bir şekil çizmek. Bakın, istersen bunların boyutlarını ve açılarını da girerek bu şekli daha düzgün hale getirebilirim ama şu an için önemli değil. Karmaşık bir şekil çizdim arkadaşlar. Bakın ve bunu kapattım. Aynı noktaya geldim. Enter'a bastım. Şu an arkadaşlar şeklimiz kapandı. Üzerine bakın tıkladığımda herhangi bir noktasına tıkladığımda tamamını seçiyor. Çünkü bu bir polyline. Bu karmaşık şeklin arkadaşlar ben bazı kenarların uzunluklarını ölçmek istiyorum. İşte o zaman arkadaşlar şuradaki dimension komutlarını kullanacağız. Bu dimension komutlarını kullanabilmek için şimdi biraz şöyle yapayım. Evet, daha iyi oldu. Ekranı tam göremiyorum da sorun biraz orada arkadaşlar. Şu an tam net görebiliyorum ben de. Dimension için yani boyutlandırma için arkadaşlar şu imleci kullanıyoruz bakın. Bu imlece tıkladığımızda şu şekilde linear, aligned şeklinde ya da angular şeklinde bazı tanımlamalar karşımıza çıkıyor. Linear arkadaşlar deneyelim bakın düz şekilde ölçer. Mesela bu bir eğri olsa da yani daha doğrusu açılı bir çizgi de olsa bakın bunu ölçmek istediğimde bunun bana düşey uzunluğunu ya da şurada gördüğünüz gibi bunun bana yatay uzunluğunu verir. Bazen linear komutunu kullanmak avantajlıdır. Ama bu şekilde açılı bir doğruyu, bir çizgiyi ölçebilmek için aslında align komutunu kullanmak daha mantıklı. Zaten bakın imleç de bunu gösteriyor. Yani çapraz ölçümler yapabileceğimizi gösteriyor. Align'a tıklıyorum arkadaşlar bakın. İlk noktamı seçiyorum. Sol tıklıyorum. Sonra ikinci noktamı seçiyorum. Herhangi bir alana bıraktığımda bana bunun ölçüsünü vermiş oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ama şeklime göre fark ettiyseniz ölçü çok okunabilir değil. Yani çok yakınlaşmak gerekiyor bu ölçüyü okuyabilmek için. Bunu arkadaşlar düzeltmenin aslında pek çok yolu var. Yine AutoCAD'de aslında her şeyin pek çok yolu olduğu gibi. İsterseniz buradan bakın bu bir standart ISO 25 ölçülendirme sistemi. Bunun üzerine gelip arkadaşlar Manage Dimension Style dediğinizde ve bunu şurada gördüğünüz gibi modify etmek istediğinizde burada aslında bu çizginin yani daha doğrusu ölçümü gösteren bu aslında notasyonun üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu bakın ölçümün rengini değiştirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi. İsterseniz burada çizgi tipini değiştirebilirsiniz. İsterseniz çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Yani bu bahsettiğim konular şurada hani ekranda da gördüğünüz ölçmek istediğiniz nesnenin ölçüm gösterimleriyle alakalı. Mesela ölçüm gösterimini biz bu şekilde çiyan rengine boyamış olduk. İstersek bunu tabii kalınlığını da değiştirebiliriz. Bu teksi büyütebiliriz. Mesela bakın standart zaten AutoCAD'de genelde 2,5 birimlik bir metin yüksekliği vardır. Ama eğer sizin çiziminiz çok büyükse bu metin yüksekliği size az gelebilir. O zaman mesela bunu arttırabilirsiniz. Ya da ben direkt şu şekilde 25 yapıyorum bakın. Gördüğünüz gibi otomatikman bunun büyüdüğünü görebilirsiniz. Close diyeceğim. Bunun bir başka yöntemi de şudur arkadaşlar. Bu aslında AutoCAD'in standartlarını değiştirmek olmuş oluyor. Bunu yapmak yerine şunu da yapabilirsiniz. Ölçüm yaptığınız noktaya gelip bu ölçüm gösteriminin üzerine arkadaşlar tıklayıp sonrasında sağ tıkladığınızda bakın Properties diye bir link gelir. Bu aslında AutoCAD'de çizdiğiniz her şey için geçerli ya da yazdığınız her şey için geçerli. Properties'e tıkladığınızda bakın karşınıza bu seçtiğiniz nesnenin özellikleri gelir. Bu özellikler içinde biraz aşağı giderek text'e gelip arkadaşlar text zaten yazı kısmı. Yani bu seçtiğimiz aslında nesnenin yazısıyla ilgili kısım. Bunu buradan 2,5'tu ya standartı 25'e çekip Enter'a bastığınızda bakın otomatikmen bu ölçünün büyüdüğünü göreceksiniz. Daha anlaşılır hale gelmiş oldu. Evet. Birkaç ölçüm daha yapalım. Align komutuyla bakın. Şunu ölçmek istiyorum. Şu kısmı ölçmek istiyorum. Hatta bakın hem üstte ya da işte alt kısmında gösterebilirsiniz.
istediğiniz noktaya sol tıkladığınızda ölçüm alacağınız kısım ortaya çıkmış oldu. Bunda da yine aynı işlemi yapabilirsiniz ya da şunu da yapabilirsiniz. Aynı şey programlarında olduğu gibi biliyorsunuz, Word ya da Excel programlarında olduğu gibi bir fırçamız vardır arkadaşlar AutoCAD'de. Bu fırçayı kullanarak da aslında bu şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi fırçayı bulmaya çalışayım. Evet, şurada. Bakın mesela fırçanın üzerine tıkladığınızda arkadaşlar, daha doğrusu önce şunu seçelim. Sonra fırçanın üzerine tıklayalım. Bunun üzerine geldiğimizde arkadaşlar bakın otomatikman bunun özelliklerini, yani daha önce yaptığımız ölçümün özelliklerini buraya otomatikman aktarmış oldu. Ya da tam tersi şunu da yapabiliriz. Yine bir ölçüm alalım. Align komutuyla bakın. Align komutunu seçtim. Birinci noktamı belirledim. İkinci noktamı belirledim. Herhangi bir noktaya bıraktım. Karşıma bir ölçü çıktı. Bunun yine küçük olduğunu düşünüyorum. Bakın bunu seçtim. Sağ tıkladım. Properties'e geldim. Properties'den text'i seçtim. Text'in text high kısmına 25 yazdığımda, Enter'a bastığımda otomatikman bakın. Komuttan da çıktığımda otomatikman artık bu ölçünün, daha doğrusu ölçü değişmiyor. Sadece bu metnin, ölçünün metninin büyüdüğünü, 10 kat büyüdüğünü görebilirsiniz. Yani birden fazla yolu var yine AutoCAD'de bunu yapabilmenin. Bir başka ölçüm birimi arkadaşlar neydi? Angular dediğimiz açıları ölçen bir sekmeydi. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bana AutoCAD şunu soruyor. Birinci kenarı seç diyor. Birinci kenarı seçtim. Sonrasında ölçüm yapacağınız, yani ikisinin arasındaki açıyı ölçeceğiniz ikinci kenarı seçin diyor. Buna da tıkladım. Bakın karşıma bir açı çıktı. İkisinin arasındaki açı 66 dereceymiş. Bakın şu iki kırık çizginin arasındaki açı 66 dereceymiş. Bunu yine ben şeklini çok beğenmedim. O nedenle bunu büyütmek istiyorum. Bakın seçtim bunu. Sağ tıkladım. Properties'e geldim. Properties'de text kısmına geldim. Text high kısmına 2.5'tu. 25 yazdım. Enter'a bastım. Bakın otomatikman daha görünebilir bir boyuta gelmiş oldu. Yani Angular açı ölçmeye yarıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapabiliyoruz. Başka şeyler de var tabii ki. Mesela buraya bir circle çizelim. Circle çizmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Komut satırına circle yazıyorduk. Şurada gördüğünüz gibi. Bizden bir nokta belirlememizi istiyordu. Sonrasında istersek çapı girebiliyorduk, istersek imleçle hareket ettirerek ve sol tıklayarak mesela bakın kusursuz bir çemberimizi çizmiş olduk. Ama bu çemberimizin şeyini merak ediyoruz, yarı çapını merak ediyoruz diyelim. Bakın radius diye bir bölüm var. Radius'a tıklıyoruz. Çemberimizin üzerine geliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir noktada bakın bıraktığımızda bize otomatikman R şeklinde, yani radius, yani bu çizdiğimiz çemberin çapının 149.11 birim olduğunu bize gösteriyor. Bunun dışında arkadaşlar istersek bunun çapını da ölçebiliriz. Bunu yapabilmek için de yine aynı kulakçıktan bakın. Tıklıyorum. Sağ, sol tıklıyorum. Diameter diyorum. Diameter bunun çapı olmuş oluyor. Şeklimin üzerine geldiğimde bakın bu sefer tamamını gösteren bir çap karşımıza çıkıyor. Herhangi bir noktaya bıraktığımda bunun çapının da bakın çap işareti bu şekilde. Ortasında bir çizgi olan bir fi dediğimiz bir işaret var. Bu işaret bize bunun çapı olduğunu gösteriyor. 298.22 birimlik bir çapa sahipmiş. Yani 149.11 birim yarı çap ve 298.22 tam bunun iki katı zaten çapa sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar yine geçen hafta arc komutunu görmüştük. Arc ne işe yarıyordu aslında? Bir eğri çizmemize yarıyordu. 3 nokta tanımlayarak eğrimizi çizebiliyorduk. Bakın bir eğri çizelim. 1, 2 ve 3. noktamız da şu olsun. Bir eğri çizmiş oldum. Bu eğrinin uzunluğunu da ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu yapabilmek için de yine aynı sekmeden, aynı kulakçıktan bu sefer arkadaşlar arc length'e tıklıyoruz. Arc length'e tıklayıp bunun üzerine gelip sol tıkladığımızda bakın bana bunun, yani şu da bir arc işaretidir bakın, yarım çember gibi bir işaret. Yani bu arc'ın uzunluğunun 967.86 birim olduğunu bana otomatikman AutoCAD göstermiş oluyor. Başka neler yapmıştık?
Şuraları bir temizleyeyim. Hatta şurada bir circle'ımız yine kalsın. Neler yapmıştık arkadaşlar? Alan ölçümleri yapmıştık. Alanı ölçebilmek için de aslında arkadaşlar şurada komut satırına, onu sonra göstereyim. Area yazıyoruz, bakın. Area, alan. Enter'a basıyorum. Sonrasında AutoCAD bana ölçmek istediğim şeklin, alanını ölçmek istediğim şeklin birinci köşe noktasını seçmemi söylüyor. Bakın, sol tıklayarak birinci köşe noktasını seçtim. Sonrasında ikinci köşe noktasını bakın seçiyorum, yine sol tıklayarak. Üçüncü köşe noktası, dördüncü köşe noktası, beşinci köşe noktası, altı. Bakın, fark ettiyseniz ölçmek istediğimiz alanın üzeri artık yeşil renge dönüşmüş oldu. Yani bu şekilde takip etmeniz de mümkün. Diğer noktaları da seçiyorum. Başladığım noktaya tekrar gelip sol tıkladığımda arkadaşlar ve Enter'a bastığımda bakın alt satırda ne çıktı? Bu seçtiğim kapalı alanın, yani şu alanın arkadaşlar alanını bana AutoCAD vermiş oldu. Satır gitti diye korkmayın. Satırın hemen sağındaki kulakçığa tıkladığınızda sizin daha önce yaptığınız tüm komutları görme şansınız var. Mesela burada neymiş arkadaşlar bu? Tabii büyük ölçeklerde çalıştığımız için 401.539 birimlik bir alana sahipmiş ve bunun çevresi de, yani perimeter'da 2823 birimmiş arkadaşlar. Yani bana hem alanını hem de bu seçtiğim şu poligondan bahsediyorum. Bu poligonun içindeki tüm alanı, aynı zamanda bu poligonun bütün kenar uzunluklarının toplamını otomatik vermiş oluyor AutoCAD. Bunu yaparken ne yapıyorduk? Tekrarlıyorum. Area komutuna yazıyoruz. Area Enter'a basıyoruz. Sonrasında seçeceğimiz noktaları, yani daha doğrusu bu alanını ölçeceğimiz şeklin dış noktalarını seçiyoruz. Bakın burada olduğu gibi. Sonrasında Enter'a basıyoruz. Enter'a bastığımızda AutoCAD bize bunun teknik bilgilerini komut satırında vermiş oluyor. Evet. Bunlarla ilgili arkadaşlar bir başka şey de şu. Measure diye bir linkimiz daha var bu toolbar'ın üzerinde. Bunu da kullanabiliriz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Hemen size bunu da göstereyim. Measure arkadaşlar, yine üzerine tıkladığınızda bakın distance diyor. Yani bir şeyin uzunluğunu ölçmek için. Distance'a tıkladığınızda bakın, mesela diyelim şunun uzunluğunu ölçelim. Size otomatikman bakın çok güzel bilgiler veriyor. Neler veriyor? Şöyle biraz daha, hatta büyütüp ölçeyim. Daha okunur olsun. Ne yapıyorduk? Measure'a tıklıyoruz. Distance'a tıklıyoruz. Bu noktadan bu noktaya özellikleri istiyorum ben. Bakın bize neler verdi. Bu aslında şeyin, bu seçtiğimiz eğik çizginin, daha doğrusu açılı çizginin uzunluğunu bize vermiş oldu. 255 birim olarak görebiliyoruz. Bunun aslında dik uzunluğunu vermiş oldu. Yani bunun y eksenindeki uzunluğunu vermiş oldu. Bunun şurada göreceksiniz. X eksenindeki uzunluğunu vermiş oldu. Şurada görüyorsunuz. Bu y eksenindeki uzunluğuydu. Bu kendi uzunluğuydu. Ve aynı zamanda bunun yatayla yaptığı açı. Mesela bakın şu çizginin yatay eksenle yaptığı açıyı da bana otomatikman göstermiş oldu. Başka neler yapabiliriz? Yine bu menüden arkadaşlar. Ha, bu menünün buradaki şu dimension menüsünden farkı ne diye soranlar olabilir. Dimension menüsünde arkadaşlar yaptığımız bir işlem AutoCAD üzerinde yazılıyor. Bakın şurada olduğu gibi. Ama measure sadece kendimizi doğrulamak için kullandığımız bir ölçüm yöntemi. Mesela burada distance'a tıkladığımda bakın ben bunun tüm özelliklerini burada görebiliyorum. Ama sonrasında komuttan çıktığımda bu silinmiş oluyor. Ama dimension kalıcı. Bunu tekrar vurgulayayım. Başka neler var arkadaşlar? Mesela radius, yani yarıçap yapmak için de tabii bir çembere ihtiyacımız var. Daha önceden çizdiğimiz bir çember vardı. Bunun üzerine gelmeniz yeterli bakın. Size otomatikman bunun yarıçapını ve çapını vermiş oluyor. Başka neler var? Bir de angle'a bakalım. Angle'a tıklıyorum bakın. Geldim. Buna tıkladığımda şu şekilde ikisinin arasında. Daha önce de zaten ölçmüştük.
66 derecelik bir açı olduğunu bana burada vermiş oluyor. Bunun dışında arkadaşlar yine çok kullandığımız bir şey. Burada measure linkinin altındaki kulakçığa tıkladığımızda ID point diye bir sekmeyle karşılaşıyoruz, bir linkle karşılaşıyoruz. ID point'e tıkladığımızda arkadaşlar seçtiğimiz herhangi bir noktanın bana koordinatlarını veriyor bakın. Mesela bu köşenin koordinatları x ekseninde 601, y ekseninde 1707'ymiş yaklaşık olarak. Z ekseninde de 0'mış. Neden z ekseninde 0? Çünkü iki boyutta çalışıyoruz. Hiçbir zaman z koordinatını zaten girmemiştik. Evet. Bunun dışında arkadaşlar başka nelerden bahsetmiştim? AutoCAD'in bir hesap makinesi olduğundan da bahsetmiştim. Bakın buna tıkladığımızda her türlü hesabı yapabileceğiniz işte normal bir hesap makinesi, yani başka bir aygıt kullanmadan da hesaplar yapabileceğiniz bir hesap makinesi söz konusu. İsterseniz bunu scientific olarak da kullanabilirsiniz. Yani işte sinüs, kosinüs, tanjant gibi daha karmaşık işlemler yapabilirsiniz. Birimleri dönüştürmekle alakalı biliyorsunuz şeylerimiz vardı, linklerimiz vardı. İşte mesela seçtiğimiz herhangi bir şeyi, mesela bir metreyi işte feet'e çevirebilirsiniz. Bunun dışında mile'ye çevirebilirsiniz. Bu tarz aslında araçlara da sahip AutoCAD bu konuda da gelişmiş. Evet, şimdi mimari çizime geçelim. Önemli bir noktadayız arkadaşlar. Import komutunu görmüştük hatırlarsınız. Import komutunda hemen şuradaydı bakın. AutoCAD yazan linkin üzerine tıkladığımızda import diye bir sekme karşınıza çıkacak. Import sekmesinin içinden isterseniz DGN dosyaları, isterseniz farklı formatlarda, isterseniz de PDF formatında bir dosyayı AutoCAD'e direkt aktarabiliyorsunuz. Biz yine uygulamamızda olduğu gibi PDF'i kullanalım. Enter'a basıyorum bakın. Herhangi bir nokta seçiyorum. Şurada file var. File'a tıkladım. Evet, şimdi karşıma işte çizim dosyalarını alacağım link gelmiş oldu. Bir kere enter'a basmanız gerekiyor. Tekrar yapalım, kafa karışmasın. Bakın şunun üzerine geldik. Import'a geldik. PDF'i seçtik. Sonrasında alt satırda bakın bir file komutu var. Enter'a bastığımda bana dosyaları açar. Buradan istediğiniz dosyaya ulaşabilirsiniz. Ben arkadaşlar yine eski yapar çizimlerinden bir tane seçmek istiyorum. Mesela şunu seçelim. Evet, AutoCAD şimdi bu PDF dosyasını gördü. Bu PDF dosyası üzerinde bu bir aslında raster image, yani bir altlık resim içeriyor. İster başka şeyler de içerebilir. Mesela vektör geometri gibi başka şeyler. Zaten eğer içinde varsa resmin burada gösterecektir. Bunlardan istediklerinizi seçebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi şimdi tamamı seçili olarak da seçebilirsiniz. OK'ye basıyorum. AutoCAD şu an benim PDF dosyamı almakla uğraşıyor bakın. Sol altta bunun devam ettiğini görebilirsiniz. Evet. Evet ve geldi. Bakın PDF dosyasını AutoCAD aktarmış oldu. Ama burada önemli bir nokta. Geçen hafta da bunun uygulamasını yapmıştık. Bu aldığımız aslında dosya, bu gördüğünüz ortofoto, PDF formatındaki ortofotoyu aldı. Ama tabii ki uzunluklarını doğru ölçmemiş olabilir. Belli referanslarla aslında ve scale komutunu kullanarak bu çizimi büyütmek ya da küçültmek avantajlı olacaktır. Çünkü üzerinde ölçümler yapacağız. Mesela bakın arkadaşlar, bunu yapabilmek için linear'ı kullanıyorum. Az önce görmüştük. Bakın bir nokta seçtim. Sonrasında diğer noktayı seçtim. Üzerine tıkladım. Bakın ne çıktı? Bu 0.24'miş. Geçen hafta da 0.24'te hatırlarsınız. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Normalde ben bu çizimdeki her bir karenin aslında bir kenarının 1 metre olduğunu biliyorum. Ama bunu AutoCAD'e aktardığımda bu 0.24 birim olarak gözüküyor. Ben bunu 1'e çevirmek istiyorum. Yani ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Daha küçük bir değer olduğu için benim bunu 1'e kadar büyütmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de işte oran orantı kullanıyoruz aslında. AutoCAD'de bunu yapmamız oldukça kolay demiştim. Bir hesap makinemiz var. Ne yapıyoruz? Bakın. Bunu silelim. Evet.
Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 0.24 ölçülen bir aslında nesneyi biz bir birime çıkartmak istiyoruz. Yani ne kadar büyüteceğimizi görebilmek için arkadaşlar 1/0.24'ü kullanıyorum. Enter'a basıyorum. 4.166666 şeklinde devam ediyor. Yani şu demek oluyor. Yaklaşık ben bunu 4.166667 ile büyütmem gerekiyor. Onu yapabilmek için de bakın. Tüm nesneyi seçiyorum. Tümünü seçiyorum. Seçtikten sonra scale yazıyorum bakın. Herhangi bir nokta belirliyorum. Ben köşe noktasını seçtim. Büyüteceğim nokta. Bakın imleçle de büyüyor ya da küçülebiliyor. Sonrasında scale faktörü arkadaşlar ne yapacağız? 4.166666667 yazalım. Enter'a basalım. Bakın artık benim çizimim ölçekli hale gelmiş oldu. Şuradan bir ölçü vereyim yine size. Buna yakın bir sonuç çıkacaktır. Çünkü küsuratlı bir rakamdı. Evet. Yaklaşık işte 1.02. Gene de iyi bir rakam. Yani 1 metreye yaklaşmış. Bunu büyütmüş olduk arkadaşlar. Eğer bu 4.166 yazmıştım ya, bunu daha da uzatırsanız daha hassas bir aslında sonuçta elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi artık bu dosya üzerinde istediğim ölçümleri yapabilirim. Artık bu dosya, bu PDF dosyası ölçekli hale gelmiş oldu. Yani AutoCAD'de ben bunu ölçeklendirdim. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Şurada gördüğünüz duvarın, eski yapardaki bu Hitit yapısının duvarını ölçelim. Ne yapıyorduk? Align komutuyla bakın. Birinci noktamı seçiyorum. İkinci noktamı biraz daha zoomlayarak şu şekilde seçiyorum. Bakın duvarın buradaki kalınlığı kaçmış arkadaşlar? 0.49. Artık benim bu karelerin her bir biriminin 1 metre olduğunu bildiğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burası 49 santimmiş. Duvarın bu kısmı 49 santimmiş. Bana bunu ölçmüş oldu AutoCAD. İstersen buradan tabii ki alan ölçümü de yapabiliyorum. Başka bir şey kaydedelim. PDF'i aktardık. Import komutunu gördük. Bir başka yolu daha var dosyaları aktarmanın arkadaşlar AutoCAD'e. Bunu yapabilmek için de kopyalamayı kullanabiliriz. Ben bakın şöyle hatta önce açayım size. Bir tane Çatalhöyük'ten bir aslında tapınak kısmının kitabından, Mellert'in kitabından taradım. Ve ben bunu şimdi AutoCAD'e aktarmak istiyorum. Bunu yapabilmenin bir yolu da şu. Dosyayı açtıktan sonra JPEG dosyasını üzerine tıklıyorum. Bunu kopyalıyorum bakın. Sonrasında şunu kapatabilirim artık. AutoCAD'i tekrar açıyorum. AutoCAD'in üzerine geliyorum arkadaşlar. Paste diye bir bölüm var bakın. Paste'e tıkladığımda üzerine geldiğimde bakın bana bir tane şey belirle diyor. Bir opposite corner yani bir çapraz köşe belirle diyor. Çapraz köşemi belirledim. Sol tıkladım. Neden olmadı? Bir saniye. İstedim. Enter dedim. Şekili koydum. Enter'a bastım. Şunu kopyalamamışız arkadaşlar. Çok pardon. Üzerine tekrar geleyim. Bunu kopyalayayım. Kopyaladım. Bunun üzerine geldim arkadaşlar. Paste komutuna bastım. Bunun üzerine gelip bastığımda arkadaşlar herhangi bir noktaya bakın benim o çizimimi AutoCAD otomatikman getirmiş oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii bu yamuk bir şekil. Bunu döndürmek için bir komutumuz vardı biliyorsunuz. Rotate komutunu kullanacağım. Rotate. Objemi seçtim bakın. Resmimi seçiyorum. Enter'a bastım. Döndürmek için de şu dik komutu da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde döndürüyorum. Bakın karşıma artık daha düzgün okunabilir bir şekil çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Buradan bir çizim yapacağım. Bakın şu 15 nolu binayı çizelim. Şu ana kadar öğrendiğimiz komutlarla. Ne yapalım? Şurada beyaz renk değil de şu an beyaz renk üzerinde çalışıyoruz ya. Bunu kırmızı yapalım. Rengimiz kırmızı olsun bakın şurada. Sonrasında ben ne kullanayım? Polyline komutunu kullanayım. Polyline yazıyorum. Enter'a bastım.
Bana birinci noktayı belirlememi söyledi. Şuraya bunu. Polyline yazdım. Enter'a bastım. Bana birinci noktayı belirlememi söyledi. Bakın birinci nokta olarak bu mimarinin şurasını seçiyorum. Sonrasında dış kenarlarını önce çizeceğim. Şu şekilde bakın. Diğer noktayı belirliyorum. Tabii ne kadar zoomlarsanız maalesef AutoCAD nesneleri ne kadar zoomlanırsa zoomlansın çözünürlüğü bozulmasa da resimlerin maalesef çözünürlüğü bozuluyor. Zaten AutoCAD'in avantajı da biraz buradandı. O nedenle şöyle temsili bakın çizgilerle bunu belirlemeye çalışıyorum. Evet, dış kontürlerini yaklaşık olarak çizdim. Daha hassas da tabii çalışabilirsiniz isterseniz. Binanın şuraya kadar olan kısmını ölçelim. Polyline'ımı bakın kapattım. Şimdi de bir dış kenar çizmiş oldum. Şimdi iç kenarlarını çizelim bu şeklin. Yine polyline komutunu kullanıyorum. Polyline yazıyorum. Bakın o bu 15 nolu yapının en büyük odasının iç kenarlarını çiziyorum. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Bunu da yaptım. Sonra diğer kenarı bakın çiziyorum. Polyline. Daha doğrusu diğer odanın iç hacmini, iç kenarlarını çizmiş oluyorum. Burada bir ocak var ama çok önemli değil. Onu çizmeyelim. Tabii isterseniz çizebilirsiniz. Enter'a bastım. Ne kaldı? Şu odalar kaldı. Onları da çizelim. Polyline diyorum. Bakın başka bir komut kullanmıyorum. Sadece polyline kullanıyorum. Eğer düzgün bir oda değilse tabii ki spline komutunu da kullanabiliriz. Bunu da tamamladım. Yine polyline diyeyim. Da çizdim. İki tane kaldı. Polyline diyorum. Kırmızı renk seçmemin sebebi siyah üzerinde ya da daha doğrusu beyaz fonlarımız var ya daha iyi görülebilmesi. İstediğiniz her rengi seçebilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Sonrasında bunu isterseniz tabii ki değiştirebilirsiniz. Ben çizimde daha net görülebilmesi için çizgileri kırmızı olarak seçtim. Aynı komutu kullanarak bakın. Şurada hatta duvarın bakın bir kalınlaştığını ve biraz inceldiğini görüyorsunuz. Onu da mesela şöyle biraz kırıklıklı yaptım. Enter'a bastım. Güzel. Sadece şurası kaldı. Bunu da yapalım. Hatta şunu yapalım bakın. Trim komutuyla. Trim neydi? Budamaydı. Şunu ben bir kırmak istiyorum. Bu biraz çirkin oldu. Yine polyline yapıyorum arkadaşlar bakın. Şuradan aldım. Şu duvarın kalınlığı kadar gidiyorum. Şu duvarın kalınlığı kadar, şuraya kadar. Sonrasında bakın o noktamla birleştiriyorum ve Enter'a basıyorum. Şu an aslında daha önceden tanımladığım ve AutoCAD'e aslında daha önceden çizilmiş olan bir el çizimini AutoCAD'e aktardım. Sonrasında bakın AutoCAD üzerinde bunun kontürlerinden giderek ve sadece polyline komutunu kullanarak bir çizim yaptım. Şimdi bu çizimimi arkadaşlar bakın seçiyorum. Şöyle komple seçeyim. Şu ana kadar çizdiğim kısımları seçiyorum. Bakın çizdiğim kısımlar yanılı hale geldi. Copy diyorum arkadaşlar. Kopyalama komutu. Enter'a basıyorum. Bunu buraya çektiğimde bakın bu mimari çizimin 15 nolu yapının aslında duvarlarını çizmiş olduk. Bir de bunu hatch'le daha da güzel hale getirelim. Hatch komutu neydi? Tarama komutuydu. Enter'a bastım. Hatch çıktı. Bunu ben katı yani tamamen taranmış şekilde istiyorum diyelim. Bakın şunun üzerine geldiğinde otomatikman Enter'a bastığımda alın size mimari çizim. Hatch'in üzerine tıkladığımızda istersek bunun rengini değiştirebiliriz. Beyaz olsun. Hatta tamamını seçip çizdiğimiz çizgilerin rengini de değiştirebiliriz. Bunu yapabilmek için de şuradan yine layer dediğimde çünkü layer'ımız beyaz tanımlıydı. Beyaz olarak çizmiş olduk. Çok güzel. Şimdi bu arkadaşlar şurada gördüğünüz 15 nolu yapıyı
bu çatalığın ikinci tabakasındaki bu yapıyı çizmiş olduk. Gayet kolay değil mi? Yani çok hızlı bir şekilde bakın bunu gerçekleştirebildik. Şimdi peki bu ne işe yarayacak? Tabii ki şimdi bunu isterseniz onu da yarın göreceğiz aslında. Herhangi bir aktarımda bulunarak arkadaşlar bunu Word ortamına ya da ne bileyim Excel ortamına aktarabilirsiniz. Bunu bir yayında kullanabilirsiniz. Ama bir başka avantajı şu. Bunun üzerinden arkadaşlar ölçümler yapabilirsiniz. Normal kitap üzerinden yapamayacağınız hassas ölçümleri artık bu çizim üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bunun için arkadaşlar bir area komutunu kullanalım. Az önce görmüştük. Bakın area yazıyorum. Şu iç odanın şeyini çok merak ettim. Hacmini çok merak ettim. Daha doğrusu alanını. Şimdi şu şekilde. Ve şu şekilde geldiğinde arkadaşlar Enter'a bastığınızda size bunun alanını vermiş oluyor otomatikman. Ama burada şunu yapmadık. Bunu aslında bilerek yapmadım. Burada da yine az önce PDF'de gördüğümüz hatırlar mısınız? PDF'de bir ölçeklendirme yapmıştık ya. Gelin bunu da yapalım. Hiç sorun değil. Bunun üzerine çizdik. Şuna tekrar bakalım. Bakın burada bir elimizde bir ölçek var. 0 ile 10 metre arası arkadaşlar neymiş? 0 ile 10 metre arası bu şekilde gösterilmiş. Bir uzunlukla gösterilmiş. Şimdi ben bunun uzunluğunu ölçüyorum arkadaşlar. AutoCAD üzerinden. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yaklaşık kaçmış? Bunu not almam gerekiyor. 4561.97'ymiş. Birimmiş. Tabii ben bunu arkadaşlar nasıl çalışayım? Ben bunu metreye çevirmek istiyorum. Yani burada gördüğümüz 4561.97 birimini 10 yapacağım. Bu 10 metrelik bir ölçek ya. Bunu yapabilmek için de arkadaşlar ne kadar küçültmem gerekiyor? Bunun yöntemi de şudur. Şurada arkadaşlar 10 bölü 4561.97 yazıyorum. Enter'a bastım. Tabii çok küçük bir değer çıktı. 0.002120 olsun. Hesap makinesini kapatıyorum. Bakın iki şekilde seçtim. Burada gördüğünüz gibi. Sonrasında Scale komutuna basıyorum. Bunu komut satırına yazıyorum. Herhangi bir nokta seçiyorum. Sonrasında bakın artık benim ölçek faktörümü ne kullanacağım? Az önce görmüştük. 0.002120. Enter'a bastığımda oldukça küçüldü ama hiç sorun değil. Bakın üzerine geldiğimizde netliğin hiç bozulmadığını göreceksiniz. Artık bu metre bazında bir çizim olmuş oldu. Bakın şu artık 10 metre gördüğünüz gibi. Ve ölçtüğümüz ölçüler de artık metrekare olacak. Mesela hemen iki basit ölçüm yapalım. Align komutuyla bu duvarın kalınlığını ölçmek istiyorum. Bu çizdiğim duvarın kalınlığını ölçmek istiyorum. Bakın bu duvarın kalınlığı 52 santimmiş değil mi? 0.52 metreymiş. Bu şeklin alanını ölçmek istiyorum. Diyelim bir şey oldu ve siz mimari tipoloji üzerine çalışıyorsunuz diyelim. Ve Çatalhöyük'teki evler üzerine çalışıyorsunuz. Ve şu 15 nolu odanın en büyük odasının, 15 nolu evin daha doğrusu en büyük odasının alanını merak ettiniz. Bakın bu şekilde ölçekli olarak çizdik. Daha doğrusu çizdik. Sonrasında referansımıza göre ölçeklendirdik. Yani şuradaki referansımıza göre ölçeklendirdik. Çizimimiz artık ölçekli hale gelmiş oldu. Bunu yapabilmek için area komutuna giriyorum. İç ölçülerini tıklıyorum bakın. Noktalar zaten artık belli. Gördüğünüz gibi. Tekrar aynı noktaya geldiğimde Enter'a bastığımda arkadaşlar bakın ne kadarmış. 32 metrekarelik bir alana sahipmiş bu oda. Ve bu odanın çevresi de 22.76 metreymiş arkadaşlar. Toplam çevresi. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Harun Hoca'nın da bir sunumu var. Onu da sizlere tavsiye ederim. Sorunuz var mı bugün gördüğümüz konularla ilgili? Chat'e de yazabilirsiniz. Ben de chat'i açayım bu arada. Bakın hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi böyle bir ödev de vermek istiyorum size bu hafta. Herhangi bir kitaptan daha önce elle çizilmiş, yani Mellert'ın elle çizdiği bir aslında yapıyı
Çatalhöyük'ün ikinci katmanındaki 15 nolu yapıyı bakın çizmiş olduk ve hatta üzerinden ölçümler yapabilecek düzeyde ölçeklendirmiş olduk. Ve işte heçle tarayarak duvarlarını göstermiş olduk. Bu şey üzerinden artık bu bir AutoCAD nesnesidir. İstediğimiz her ölçümü yapabiliyoruz, rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet. Paylaşımı kapatayım arkadaşlar. Güzel. Herkes buradayım yazdı galiba, değil mi? Eksik olan yoktur umarım. Hani tekrar hatırlatayım. Yoklama almak için buradayım yazmanız yeterliydi. Ben teşekkür ederim hepinize. Sorularınız olursa lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Yani ben 7/24 zaten gerek WhatsApp'ta gerek işte maillerinize cevap veriyorum. Evet, ders saati 20.30 olacak bundan sonra arkadaşlar. Zaten çok az dersimiz kaldı biliyorsunuz. Finallere kadar derslerimiz. Finallerde bitireceğiz. Belki ikinci dönem daha ileri uygulamaları da geçeriz. Ben teşekkür ederim hepinize katıldığınız için bu salı akşamı. Yarın derste görüşmek üzere. Yarın yine saat 4'te arkadaşlar. Tarih öncesi labında dersimiz var. Yarın seramik çizeceğiz. Basit seramik çizimleri yapacağız beraber. Bunların nasıl yapılacağını sizlere göstermeye çalışacağım. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. Çok sağ olun.